arkadaşlar, Elif'in Tarif Defteri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle patatesli börek yapacağız. Patatesleri soyup bu şekilde büyük küp küp doğrayarak haşladım arkadaşlar, yumuşayıncaya kadar çatalla kontrol ederek haşladım. Daha sonra bu şekilde süzdüm ve üzerini çatalla bastırarak eziyorum. Sonra da ocakta soğanlı ve baharatlarıyla kavuracağım. Siz de soyup bu şekilde doğrayıp haşlarsanız daha çabuk yumuşuyor. Hani uzun bir süre beklemenize gerek kalmıyor arkadaşlar. Düdüklüğe de gerek kalmıyor böylece. Arkadaşlar, bu şekilde soğanları ve baharatları, salçayı kavurduktan sonra patatesleri üzerine ekleyeceğim. Onlarla birlikte 5 dakika kadar daha kavurmaya devam edeceğim. Sonra altını kapatacağım. Patateslerimizi kavurduktan sonra margarinimizi eritiyoruz arkadaşlar. Yufkaların arasına sürmek için eritiyoruz bu şekilde. Margarin ılıklaştıktan sonra ılımaya bırakacağız arkadaşlar. Ilık olduktan sonra 1-2 yemek kaşığı yoğurt koyacağız içine. İkisini beraber karıştırıp yufkaların arasına süreceğiz. Arkadaşlar, margarin eridi ve biraz soğuduktan sonra, ılık bir şekilde olduktan sonra 2-3 yemek kaşığı yoğurt ekledim. Bu şekilde çırpıyorum. Yufkalarımın arasına dökeceğim birazdan. 1 kilo yufka kullanacağım ben. Yetmezse hazırladığınız bu karışım, tekrar yağ eritip 1 yemek kaşığı yoğurt koyarak tekrar yapabilirsiniz. İlk yufkamı masamın üzerine serdim arkadaşlar. Bu şekilde yağlı ve yoğurtlu harcımdan her tarafına yayacağım. İkinci yufkamı da bu şekilde üzerine serdim arkadaşlar. Bunun da her yerini yağlayacağım. Böreklerimizi bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Üzerine yumurta sarısı sürdüm. Çörek otu da attım. Şimdi fırına vereceğim. Her tarafı kızarıncaya kadar piştikten sonra kapatacağım. Böreklerim pişti arkadaşlar. Bu şekilde ilk tepsi bu şekilde pişirdim. İkinci tepsi de hala fırında arkadaşlar, pişiyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir börek oluyor. Bu şekilde yapıp pişirmeden buzluğa da atabilirsiniz. Misafiriniz geldiğinde çıkarıp pişirebilirsiniz arkadaşlar. Öyle de çok pratik oluyor. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır bir böreğimiz, yumuşacık. Hazır arkadaşlar. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Elif'in tarif defterini tercih ettiğiniz için teşekkürler. Yeni bir tarifte görüşmek üzere.